Müşteri için geliştirilen yazılımlarda genel kuralın bir istisnası yoktur. Yani eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. Eseri meydana getiren kişi yazılım şirketi ya da yazılımcı, bağımsız çalışan yazılımcı olacağından eser sahibi bu kişi olacaktır. Ancak tabii ki sözleşmede daha sonra bu eserin haklarının devredileceği yazılabilir. Bu devir taahhüdü geçerli olacaktır. Yazılım meydana gelmeden, daha işin başlangıcında ortada eser yokken yapılan devirler fikir sanat eserleri kanunu gereği batıl olacağından geçerli değildir. Yalnız burada şunu düşünmekte fayda var. Bazen müşteriyle yazılım şirketi birlikte bir ekip oluşturarak ya da yazılım şirketinden bazı yazılımcılar devralınarak yazılım geliştirilebilir. Bu hususlara sözleşmede ya da işi planlarken dikkat etmek gerekir. Eğer diyelim ki bir ekip oluşturuyorsunuz yazılım şirketinden, 3 kişi müşteriden, 2 kişi geliyor birlikte çalışıyorlarsa burada ortak eser sahipliği olacaktır. Müşteriyle yazılım şirketinin ortaklığı olacaktır. Eğer şirket, müşteri şirket, yazılım şirketinden sadece bana 4 tane şu 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 dilleri bilen, şu özellikleri, şu sertifikaları olan kişi gönder, yazılımcı gönder, mühendis gönder, onları ben çalıştırırım. Kendi proje liderimle birlikte çalıştırıp bir yazılım geliştireceğim diyorsa bu durumda eser sahibi müşteri şirket olacaktır. Çünkü fikir sanat eserleri kanununa baktığımızda bir eser meydana getirmesi için birden fazla kişiyi bir araya getiren kişinin eser sahibi olacağı değil ama mali hak sahibi olacağı tanımlanmıştır. Maddi değeri olan eserler açısından, yani bir meta olarak alınan, satılan, kullanılan eserler açısından esas bizim için önemli olan eserdeki mali haklar olduğundan bu tür durumlarda kişileri bir araya getiren kişinin, yani yazılımcıyı, mühendisi kendi bünyesinde bir süre için çalıştırmak üzere yazılım şirketinden devralan kişinin eser sahibi olmayacağı ama mali hak sahibi olacağı söylenebilir.